arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel lif çalışmasını yapacağız. Lif çalışmamızı ortadan başlıyoruz ve yıldız tekniği kullanarak artışlarımızı yaparak yukarıya doğru büyütüyoruz. Evet hemen kolay gelsin diyerek lifimizi örmeye başlayalım kolay gelsin. Dilediğiniz renklerle öreceğiniz lifimizi ben orta kısmını beyazla başlıyorum ve 2 numaralı tığımı kullanıyorum. Zincirimizi çekerek göbeğini yapmaya başlayalım. 6 tane zincirimizi çekiyoruz. 2 3 4 5 ve 6. 6 zincirimizi çektikten sonra birinci zincirimize batarak yuvamızı birleştirelim ve bir tane zincir çekip sabitleyip şu şekilde ilmeğimizi uzatalım. Başını doluyorum. Fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 4 defa çekiyorum. 4 defa sadece göbek kısmı için. Yani bu ortadaki yapacağım 6 tane fıstık için 4 çekiyorum. Diğer taraflarda üçer defa çekeceğim fıstık oluşturmak için. Sizler dilerseniz 3 4 eliniz ya da ipinizin kalınlığına göre çekin. Evet şimdi kapadım. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar giriyorum. 1 2 3 ve 4. 4 defa çektim. Elimi tutuyorum. İpimi geçiriyorum ve tuttuğum yerden alıyorum kapatıyorum 1 2 3 ikinci fıstığımı ördüm üçüncü fıstığım için 1 2 3 ve 4 çekiyorum ipimi alıp kapatıyorum 1 2 3 toplamda 3 tane ördük 6 tane olana kadar aralarında üçer zincir çekerek 4 defa da fıstıklarımızı alalım. İpiniz kalınsa ya da 3 tane çekmek istiyorsanız 3 tane ile de yapabilirsiniz. Ben sadece bu kısım orta tam göbeğin olduğu yer şöyle dolgun olmasını istediğim için 4'er çekiyorum. 6'ya tamamlayalım. Evet 6 tane fıstığımızı yaptık. 2, 4, 6. Başlangıçtaki kapatma noktasına geliyorum ve çekmiş olduğum 3 zincirimi bağlıyorum. Ve bir tane zincir çekerek göbeğimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi diğer rengime geçiyorum. Ana renk olarak kullanacağım rengi beyazı yardımcı renk olarak kullanıyorum. Ana renkte ise açık lilayı kullanmak istiyorum. Bir tane düğümümü atıyorum tığıma ve başlıyorum. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Şöyle 3 tane zincir çekmiştik. Araya giriyorum sabitliyorum kendim bir tane de zincirimi çekiyorum uzatıyorum ve 3 defa çekiyorum 1 2 3 birinci fıstığımı kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum üzerine hemen bakın kapadığım yere 1 2 3 açık fıstık yapıyorum ve tekrar tığımın başını doluyorum kapamadan dibine giriyorum üç defada dolayarak buradan da bir fıstık örüyorum. Her ikisini aynı anda çekerek kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekip diğer 3 zincirin içerisine başını dolayarak giriyorum. 1 2 3 Grupların içerisindeki ilk başlangıç fıstığını mutlaka kapatıyoruz bakınız ilk fıstığı kapadım bir tane de zincirimi çekiyorum hemen üzerine bir fıstık örmeye başlıyorum 1 2 3 yuvaya giriyorum tekrar dibine bakın zincirimin olduğu yere 1 2 3 2 tane fıstığımı tek seferde çekip kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve diğer 3 zincirlerin içerisine de girerek aynı şekilde bu işlemlerimi tekrar ediyorum. Bir tane daha birlikte yapalım. Tığımızın başını dolayalım ve giriyorum zincirin içerisine 1 2 ve 3. Çekiyorum. Kapatıyorum. Ve bir tane zincir. Hemen uzatıyorum. 1 2 3 Hemen dibine batıyorum. 3 fıstıkta oradan alıyorum. 2 ve 3 iki tane fıstığımı aynı anda çekerek kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve diğer 3 tane yuvanın içerisine de tıpkı burada yaptığımız işlemimizi kuruyoruz. 2 tane fıstık grubumuzu ördükten sonra şimdi 3. sıramıza başlıyoruz. Tepe noktasına gelerek batıyorum, çektiğim 3 tane zincirime bir tane zincir çekip kapatıyorum ve uzatıyorum fıstıklarımı yapmaya başlıyorum. 1, 2, 2 ve 3. Birinci fıstık grupların başındaki birinci fıstık her zaman kapatılıyor ve bir tane zincirimizi çekiyoruz. Üzerine uzatıp açık fıstığımızı çalışıyoruz. 1 2 ve 3. Hemen dibine bir tane batıyorum. 1 2 3. Her iki fıstığı da tığımızda tutuyoruz ve bir ileriye sondaki gözün içerisine 1 2 3. 3 tane fıstık grubumuzu tek seferde çekiyorum. Şöyle kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen uzatıyorum. Yuva'ya giriyorum. 1 2 3. Şimdi artışımızı yapıyoruz. Hemen dibine 1 2 3 batarak 3 defa dolayıp alıyoruz ve 2 tane fıstık grubumuzu aynı şekilde içinden geçiriyorum ve kapatıyorum. Bakınız artışımızı yaptık. 1 2 tane yukarıda fıstığımız oldu. Burada bakın bir taneydi. Artışımızı yaptık ve her seferde birer tane büyüyecek. Şurada en son 2 aldığımız fıstık grubu artışımızı sağladı. Tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3. Hemen tepesine batıyorum. Diğer grubumuza geçtik. Her altılı birer grup. Şimdi ikinci grubuma geçiyorum. Uzatıyorum 1 2 ve 3. Kapatıyorum grup başları kapatılıyor bir zincir hemen tepesine bir iki ve üç bir tane dibine açık bakınız bir iki ve üç bir tane ileri bir iki ve üç aynı anda çekiyorum üç fıstığımı kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum ve uzatıyorum 1 2 3 artışımı yapıyorum hemen dibine batıyorum 1 2 ve 3 2 tane fıstığımızı aynı anda çekip kapatıyoruz 1 2 3 tane zincirimizi çektikten sonra diğer grubumuzu da aynı işlemi yapmak üzere geçiyoruz. İkisini tamamladık. Kalan dört tane fıstık grubumuzu da tamamlayalım. Burada görüşelim. 3 tane zincirimi çektim. Diğer grubumun başına gelerek kapatıyorum ve bütün sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra hemen fıstığımı örmeye başlıyorum. 2 3. Kapatıyorum. Grup başındaki fıstığımız kapalı uzatıyorum 1 2 ve 3 hemen dibine batıyorum 1 2 ve 3 3 tane fıstığımızı ilmeğimizin üzerine alıyoruz bakınız iki tane fıstığımızı üçer defa doladık yardımcı ipimi alıyorum beyaz rengimi genelde ana renk olarak kullanırız ama bu kez ben yardımcı renk olarak kullanmayı tercih ediyorum bağlıyorum ve morumu şu şekilde unutmadan hemen araya alıyorum ve sabit olan ipimi bakınız iki tane morum tığımın başını doluyorum diğer ortaya hemen dibine değil diğer ortaya geliyorum bakınız beyazımızla örmeye başlıyoruz 2 diğer ipimi aradan devam ettiriyorum 2 ve 3 İki tane mor bir tane beyaz ipimi çekiyorum tek seferde kapatıyorum ve tepesine 1 2 3 3 tane fıstığımı örüyorum bakın şöyle bir görelim tekrar tığımızın başına doluyoruz dibine 1 2 ve 3 3 defa dolayarak ikinci beyazlı grubumuzu yapıyoruz iki tane beyaz gruptan oluşan bakınız fıstığımız var şimdi üçüncüsünü yine morumuzla yapacağız Morumuzu öne alıyoruz. Bakınız elimize bağlıyoruz. Diğer beyazımızı araya koyuyoruz. Şu şekilde arkada kalmasın. Tığımızın başını dolayarak hemen bir ileriye örmeye başlıyorum. 1, 2, şuradaki beyazımızı çekelim. 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir. Hemen uzatıyorum. 1, 2, 3 dibine batıyorum 1 2 3 çekip kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum diğer grubuma geçmek için hazırlanıyorum Evet şöyle baktığımızda bakınız 1 2 3 artışımızı yaptık ortaya beyazımızı yerleştirdik ve ikinci grubumuzu ve diğer kalan bütün gruplarımızı aynı işlemi yapacağız şimdi ikinci grubu da birlikte örelim Evet ipimizi sık kullanacağımız için koparmıyoruz. Aradan alttan gizleyerek örmeye devam edeceğiz. 3 tane zincirimizi çektik ve ikinci grubumuzun başına geliyoruz. Grup başına bir tane kapalı fıstığımızı örüyoruz. 1 2 3. 3 defa çekiyorum. Ve kapatıyorum. Bir tane zincir hemen üzerine uzatıyorum. 1 2 ve 3. Dibine batıyorum. Beyazımız yine arada. Bakınız 2 3 2 tane morumuz olduktan sonra ipimizi bu kez lilayı bu tarafa alıyoruz beyaz ipimizi alıp hemen tığımızın başını dolayarak bir ileriye geçip 1 2 3 2 tane mor bir tane beyazımız oluyor tek seferde üçünü kapatıyorum bir tane zincir hemen beyazımızı uzatıp 1 2 3 dibine 1 2 3 2 tane beyazımızı aldıktan sonra ipimizi tekrar değiştiriyoruz mor ipimi alıyorum tığımın başını doluyorum beyaz altta kalacak şekilde morumla üçüncü fıstığımı örmeye başlıyorum 2 ve 3 toplamda 3 tane fıstık ikisi beyaz bir tanesi mor aynı anda kapatıyorum bir tane zincirimi çekip tekrar tepesine 1 2 ve 3 hemen dibine 1 2 ve 3 her ikisini aynı anda kapatıyorum. Ve zincirlerimi çekiyorum. Şimdi bu iki yerde bakınız iki dilimde yaptığımız işlemi diğer kalan 4 dilimde de tekrar ediyoruz. Şu şekilde. 1 2 3 tane bakınız tepede fıstığımız var. Artışlarımızı yaparak devam ettik ve sıramızı tamamlayalım bütün dilimlerimizin arasına birer tane çiçeğimizi yerleştirdik. Dilimlerimiz tamamlandı. Tekrar sıra başındayız ve beyaz ipimiz yine arkada içte devam ettireceğiz. Birinci fıstığımı örüyorum. Grup başında ilk kapalı fıstığımızı örüyoruz. Kapatıyorum. Bir zincirimi çekip üzerine bir, iki, üç. Bir tane açık fıstık. Hemen dibine ikinci açık fıstığımı örüyorum mor renginde ve üçüncü beyazımı alıyorum morumu araya alıyorum hemen beyazımın ilk tepesine gelerek batıyorum iki tane mor bir tane beyazımı tek seferde çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi örüyorum yine beyazımla devam ediyorum 1 2 3 mor aşağıdan ilerliyor hemen dibine batıyorum ikinci fıstığımı örüyorum ve tekrar bir ileri gidiyorum beyazımı örüyorum bu sıramızda iki tane çiçeğimiz olacak beyazdan kapatıyorum Evet kapadıktan sonra bir zincirimi çektim tekrar tepesine beyazımla devam ediyorum 1 2 3 hemen dibine tekrar beyazım batıyorum 3 tane fıstığı ördükten sonra bakınız 2 tane beyazdan çiçeğimi oluşturdum. 3. kez beyazım altta kalıyor. 3. fıstığım için morumu alıyorum. 1 2 3 2 tane beyaz, 1 tane mor. Aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum. Ve tekrar bir zincirimi çektikten sonra 1 2 3 Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 Çekiyorum kapatıyorum 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Evet şimdi bakalım. Aşağı sırada bir tane çiçeğimizi yukarı sırada iki tane olarak artışımızı yaptık. İlk aldığımızda yine iki, iki tane fıstık mor, bir fıstık beyaz, e, beyaz şeklinde üçünü aynı anda çektik. İkinci grubumuzun üçünü beyaz olarak çektik. Üçüncü kez çektiğimizde iki tane beyaz, bir tane mor olarak kapadık. Ve bu şekilde ortadaki beyaz fıstık sayımızı şöyle ikiye çıkarttık. Kenarlarımız... Yine bu şekilde devam edecek. Diğer grubumuzu da örelim. Beyazımız alttan geçmeye devam ediyor ve grubun başındayız. Grup başlarındaki ilk fıstığımız kapalı olarak örülecek. Hemen başlıyorum. 1 2 3 Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen tepesine açık fıstığımı örüyorum. 1 2 3 İkinci açık fıstığımı araya giriyorum. Beyaz ipimiz bakınız devam ediyor. Arada bir, iki ve üç. İki tane morumuz. Bu kez moru altı alıyorum. Beyazı yukarıya alıyorum. Hemen beyazla doluyorum. Giriyorum. Bir, iki ve üç. İki mor, bir beyazı kapatıyorum. Şimdi göreceğim sırada 3 tane beyazım olacak. 1, 2, 3. Hemen dibine yine beyazımla 1, 2, 3. Bir ileri tekrar beyazımızla 1, 2, 3. Tek seferde çekiyoruz. Kapatıyoruz ve bir zincir. Tepesine bir tane Beyaz renkten fıstığımızı örüyoruz. Açık. Dibine bir tane fıstık. 2 tane beyaz. Şimdi hemen renk değiştiriyoruz. Mor ipimi alıyorum. Morumla üçüncü fıstığımı örüyorum. 3. Tek seferde kapatıyorum. Ve 1 zincir. Tekrar morumla 1 2 3 dibine batıyorum. 1 2 3 çekiyorum kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi de çektikten sonra diğer dilimime geçiyorum ve işlemlerimizi hepsinde tekrar ederek başa kadar devam ediyoruz Evet sıramızın başına tekrar geldik bütün beyazlarımızı ortaya yerleştirdik yeni sıramızı tekrar morumuzu alıyoruz beyazı aradan akıtıyoruz şu şekilde ilk kapalı fıstığımı örmeye başlıyorum 1 2 3 Kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra üzerine hemen açık fıstığımı 3 defa da alıyorum. Dibine batıyorum. 1 2 3. 2 tane açık fıstığımı mor rengimden ördükten sonra morumu şöyle ön alıyorum. Beyazımı tekrar parmağıma sarıyorum. Hemen bir ileriye beyazımla doldurmaya başlıyorum. 2 3. 2 tane mor, bir beyazı çekerek kapatıyorum. ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar fıstığımı doldurmaya başlıyorum. 1 2 ve 3. Hemen 1 2 3. 2 tane beyazım aldım. 3. fıstığım için pembemi sarıyorum. Yani lilamı sarıyorum tekrar. Beyazımız altta kalıyor. 2 beyaz 1 lila devam ediyoruz. 2 ve 3. Tek seferde çekiyorum. Kapatıyorum. Hemen 1 2 3 Dibine yine morumdan örüyorum. 1 2 ve 3 Tekrar morum bırakıp hemen beyazımı parmağıma alıyorum. Ve morumuz altta. 3. fıstık grubu olarak beyazımızı alıyoruz tekrar. Üçünü aynı anda çekiyorum. 2 mor, 1 beyaz ve zincirimle kapatıyorum ve şöyle görelim bir tane mor çiçeği ortaya yerleştirdik tekrar örmeye başlıyorum 1 2 3 yine 1 2 3 tekrar beyazım altta kalıyor morumu alıyorum ileriye batıyorum 1 2 ve 3 tepesine tekrar 1 2 ve 3 Hemen dibine 2 ve 3 2 morumu kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve bu dilimimizi bu şekilde tamamlıyorum. 2 tane mor, 1 tane beyaz, 2 beyaz, 1 mor, 2 mor, 1 beyaz şeklinde üçer üçer aldık ama hepsini ikisini bir renk, diğerini diğer renkten alarak tamamladık. En son 2 tane morla bitirip 3 zincirimi çektim ve diğer dilimimize geçiyoruz. Diğer dilimimizde de aynı işlemimizi tekrar ederek sıramızı tamamlıyoruz. Sıramızın tekrar sonuna geldik. Diğerinin başına geldik. Yine bir tane dilimimizi sizlerle birlikte çalışacağız. Hemen mor ipimi alıyorum. Beyazım yine morumun altında kalıyor. Bu türlü ip götürmelerde zaten hangisini örmüyor ise o aşağıda kalan ipimiz oluyor. 3 tane başını sardık ve birinci kapadığımız fıstığımızı yaptık ve bir tane zincirimi çekiyorum. Açık fıstığımı örmeye başlıyorum hemen dibine ikinci kez mordan örüyorum ve ipimi tekrar değiştirerek hemen beyaz ipime geçiyorum 1 2 iki, ikinci Evet iki tane mor bir tane beyazımı alıp kapatıyorum hemen hemen hep aynı işlemleri tekrar ediyoruz 1 2 3 Hemen dibine bir beyaz daha örüyorum. Bir, iki ve üç. Hemen morumu alıyorum, beyazım altta kalıyor. Şöyle güzel alalım. Bir, iki ve üç. İki beyaz, bir morumuz oldu. Kapatıyoruz. Bir zincirimizi çekiyoruz. Tekrar 1 2 3. Hemen dibine batıyorum. 1 2 3. Bu kez 3 defa morumu alıyorum. 1 2 3. Bakın burada 3 defa morumuz var. Kapatıyoruz. Ve bir tane zincir. Tekrar 2 tane mor bir tepeye, bir dibine 1 2 3 aynı işlemleri yapıyoruz diye artık standart ilerlemekteyiz. Bir tane beyazımı alıyorum. 2 mor, bir beyazımızı aldım. Ve kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. ipimi uzatıp 1 2 3 dibine batıyorum 1 2 3 tekrar renk değiştiriyorum en son dilimimize kenardaki V şeklinde devam eden morumuzu ilkini yerleştiriyoruz bir zincir çektikten sonra tekrar 1 2 3 hemen dibine bir tane daha 1 2 3 kapatıyorum bir tane zincir 2 3 tane zincire tamamladıktan sonra bakınız bu sıramızı da tamamlamış oluyoruz bu dilimimizde yaptığımız işlemlerin tekrarını diğer 5 dilimimizde de yapalım bir tane olan fıstık grubumuz iki tane oldu bakınız bir de aşağıda bir ve iki tane ve diğer sıramızda aynı şekilde devam edelim Evet sıramızı tamamladık ve yeni sıraya bakınız başladım. Beyazımdan sonraki sırayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu an 7. sıradayız. 7. sırada yine bir tane kapadığımız fıstığımız ve 2 tane mor, bir tane beyazımızı ördüm. Üçünü birlikte kapadım. Yine buraya kadar yaptığımız işlemi tekrar ettim. 2 beyaz, 1 morumu kapadıktan sonra ortayı tamamen mor olarak öreceğiz. Yani zaten aşağıdan hep işlemlerimiz aşağı yukarı aynı şekilde devam etti şimdi 1 2 ve 3 hemen dibine 1 2 ve 3 üç. 3. alıyorum yine morumla alıyorum 1 2 3 beyaz alttan devam ediyor 3'ünü aynı anda çekiyorum kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra tekrar Murumuzla örüyoruz. 1 2 3 ortaya tüm mor yapıyorum. 1 2 3 Bir tane daha alıyorum. 1 2 3 3 tane fıstığımın hepsini birlikte kapatıyorum. Ve tekrar bu kez 1 2 3 Hemen dibine batıyorum. 1 2 3 ve beyazımı alıyorum. 2 mor 1 beyaz şeklinde alıyoruz. Bakınız ortadaki morlarımız 1 2'ye kapadıktan sonra 3 olarak devam edecek. Morum altta kalıyor. Hemen beyazımı örmeye başlıyorum. 1 2 3. 2 mor 1 beyaz kapatıyorum. Ve aynı şekilde 2 beyaz 1 mor olarak devam ediyorum. 1 2 3. Burada 3 tane morumuz bakınız üçgen şeklinde oldu bütün sıralarımızı aynı şekilde devam ediyoruz buradaki mor sayımızı artırdıktan sonra başta görüşelim Evet lifimizde yeni sıramıza başladık 1 2 3 4 5 6 7 8. sıradayız şu anda yine e, buradaki morumuz ve beyazımızı aynı şekilde ördüğümüz için ben aynı şekilde ördüm ve hemen yanındaki sırayı 3 tane mor olarak ördüm burada 2 mor 1 beyaz 2 beyaz 1 mor şeklinde örmüştük. Sıradaki yer ise bakın 3 tane mor. 3'ünü aynı anda çekerek kapatıyorum. Evet bir tane de zincirimi çekiyorum. Bakınız buradan sonrasında yaprağımızı hemen buraya yerleştireceğiz. Evet yeşil ipimi alıyorum. Tığımın başına bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. Her iki rengim alttan devam edecek. Şimdi sabitliyorum şu şekilde. Evet hem morumu hem beyazımı şu şekilde düzelttim. Ve uzatıyorum ilmeğimi. 1, 2, 3, 4. Dörtlü olarak kalalım. Biraz dolgunca olsun. Hemen. Dibine batıyorum. 1, 2 3 4 3. kez bir ileri gidiyorum. 1 2 3 4. Üçünü aynı anda çekiyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen ipimi uzatıyorum tepesine 1 2 3 4. 4 tane örüyorum doladıktan sonra hemen başını doluyorum şu kısma bir tane zincir çekip bir tane daha zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ama fıstıklarım bakın çekmedim duruyor şöyle ipimi genişletip hemen düğümümü yapıyorum ve yeşilimi ayırıyorum morumu alıyorum şimdi yeşilimizi bu şekilde aşağıya gizleyeceğiz şimdi beyazımı alttan geçiriyorum ve örmeye devam ediyorum. Bir tane yeşil, iki tane morumu örüyorum. 2 3 Bir ileri geçiyorum. 1 2 ve 3. Bir yeşil, iki mor olarak çekiyorum. Yaprağımı bu şekilde oluşturdum bakın. Örmeye devam ediyorum. Morumu alıyorum hemen 1 2 3 dibine 1 2 3 beyazımla değişiyorum hemen ipimi 1 2 3 kalan yer her zaman ördüğümüz şekliyle örüyoruz beyazımda 2 morumla da bir tane fıstığımı dolduruyorum ve kapatıyorum 1 2 3 ben değiştiriyorum 1 2 ve 3 Çekiyorum. Kapatıyorum. Ve hemen 2 tane daha fıstığımı yapıyorum. 1 Çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 diğer yaprağımızı tekrar birlikte yapalım. Yandaki yaprağımıza kadar diğer buradaki morumuzu, beyazımızı tekrar morumuzu örelim. Yeşil yaprağımızda yine ikinci dilimde de görüşelim ki iyice pekiştirelim. Kenarımızdan 2 mor, 1 beyaz, 2 beyaz, 1 mor şeklinde ördüm. Şimdi 3 defa morumu örüyorum. 1 2 3 Hemen dibine 1 2 3 bir tane daha şu iki biraz geniş aldık Evet hemen 3 üç. 3 morumu da örüyorum 2 ve 3 aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum bir zincir yeşilimi alıyorum bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum sabitliyorum morumu asılıyorum uzatıyorum yeşil ipimi hem beyazımı hem de morumu alttan götüreceğim örerken 3 ve 4. 4 defa yeşilimi alıyorum. 1 ileri batıyorum. 1 2 3 ve 4. 1 ileriye geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Bakın aynı anda hem morum hem de beyazım aşağıda yeşili götürmeye gerek yok. Zaten bir tane minik çiçek örüyorum. Yaprak örüyoruz. Kapatıyorum. Tekrar tepesine 1 2 3 ve 4. 4 tane ördükten sonra başını doluyorum. Hemen dibine gelip 1 2 tane zincirimi çekiyorum. ipimi kesiyorum. Bakınız fıstığımı çekmedim. Şu şekilde hemen açıp düğüm şeklinde getiriyorum ve morumu alıyorum dibine 1 2 3 1 ileriye tekrar morumu örüyorum 1 2 3 2 tane mor bir tane yeşilim örüyorum çekiyorum kapatıyorum bir zincir ve ikinci yaprağımı da bu şekilde örmüş oluyorum diğerlerinde yine aynı işlemimizi tekrar ediyoruz 2 mor 1 beyaz 2 beyaz 1 mor sonra 2 mor şeklinde bu esnaya kadar yapmış olduğumuz işlemlerin tekrarını yapalım ve bütün sıramıza yapraklarımızı tamamladıktan sonra görüşelim. Lifimizi sizlerle birlikte örerek büyülttük. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve şimdi 9. sırayı öreceğiz. Ben 9. sıramı örerek geldim. Sadece bir dilimim kaldı. Çünkü dilimler hepsi birbirinin aynısı. Ve şöyle bakalım işlemlerimiz de zaten hemen hemen birbirinin tekrarı niteliğinde oldu. Bakınız şöyle aşağıdan yukarıya doğru hep aynı işlemlerimizi yaptık. Başlangıçta bir kapalı fıstık, 2 açık aynı renk, bir diğer renkten. Yine iki açık aynı renk bir diğer renkten şekliyle örerek geldik. Bu ortalarda görmüş olduğumuz kısımlarda renk değişti. Yine kenarlarda iki aynı renk biri diğer renkten olmak üzere üçerli gruplarımızı alarak kapadık. Şimdi buradaki işlemimizi de sizlerle birlikte yapıyoruz. Ben mor çiçeğimi kullanmak istedim. Hemen geçişi sizlerle birlikte yapalım ve son dilimimizi yine örelim. 3 tane zincirimi çektikten sonra yine beyazım alttan devam ediyor. İlk olarak kapalı fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 Teknik olarak zaten liflerde kullandığımız yıldız tekniğimiz üzerine açık fıstığımızı örüyoruz. 1 2 3 Hemen dibine ikinci rengimizden 1 2 3 ve 1 ileriye, hemen 1 ileriye beyazımı bu kez alıyorum. bir tane açık fıstıkta beyazımızdan üçünü çekip kapatıyoruz bu kez bir zincirimi çektikten sonra iki tane beyaz iki beyaz fıstığımı örüyorum açık fıstığımı beyazı altı alıp bir tane morumdan örüyorum 1 2 3 bu kenarları hep böyle yaptık Evet, bir tane zincirimi çektikten sonra morumla devam ediyorum. Evet, beyazımız yine altta başlıyoruz. 1 2 3. Hemen 1 2 3 ortada e, yeşilimize kadar morumuzu örüyoruz. Beyaza geçmiyoruz. Beyazımız altta gidiyor. 3 tane moru aynı anda alıyoruz. Tekrar 1 2 ve 3. Yine 1 2 3. 2 tane bakınız şu şekilde. Borumu aldım ve diğer çiçeğimizi yapacağız. Hangi renkli isterseniz beyaz da koyabilirsiniz ya da farklı renkler de uygulayabilirsiniz. Hemen bir tane düğümümü attıktan sonra ortaya 3. fıstık grubu olarak tam yeşilin içerisine giriyorum. 2 3 4. 4 defa dolduruyorum. 2 tane açık morum, lila, bir de morumu çekiyorum. Kapatıyorum. Ve başlıyorum. 1 2 3 4. İpiniz zayıfsa daha fazla da çekebilirsiniz. 2 Evet. Çektikten sonra burada iki tane mor öreceğiz. Sonra diğer lilaya geçeceğiz. Hemen geliyorum. Buraya bir tane düğümümü atıyorum. İkinci düğümümü de attıktan sonra şöyle tığım ve elimin yardımıyla burada bir sıklaştırma işlemini yapıyorum. Sonrasında makasımla bu ipimi kesiyorum. Buradan bakın dilerseniz başka bir tığla da hemen şöyle genişletti. Dilerseniz elinizde hemen düğümümüzü atabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelecekse. İki tane morum ve buraya düğüm attım kesinlikle çözülmeyecek hemen morumu alıyorum ve örmeye devam ediyorum tabi bu esnada her ikisi de aşağıdan devam ediyor buraya değil bir sonraki bir sonraki yere batıyorum 1 2 3 tek seferde çekiyorum ve tomurcuk çiçeğimi de yapmış oluyorum Sonrasında yine buradaki lilalarım ve her zaman yapmış olduğumuz grubumuzda sizlerle birlikte örelim. Evet örmeye devam ediyoruz. Bakınız mutlaka örerken arkanı e, her iki ipimizi götürmeyi unutmayalım. Diğer morumuzu aldığımızda. Şimdi devam ediyoruz. 3 defa morumu alıyorum. Beyazı halen alttan götürüyorum. Bakınız 3'ünü çekiyorum kapatıyorum modelimiz çok kolay hep tekrar 3 yanına ikinci morumu örüyorum Bir moru aşağıya alıyorum beyazımla hemen batıyorum 1 2 ve 3 3 fıstığımı çekip kapatıyorum uzatıyorum 1 2 ve 3 hemen dibine batıyorum 1 2 3 bakın şu şekilde hemen bırakıyorum borumu alıyorum uç noktaya geliyorum 1 2 3 çekiyorum en sonda her dilimin sonunda mutlaka iki defa fıstığımızı yapıyoruz açık fıstığımızı kapatıyoruz 1 2 ve 3 kapatıyoruz Ve zincirimizi çekiyoruz. 1-2-3 başlangıç yerime geliyorum. Evet. Burada artık şu şekilde tamamladık. Bakınız. tomurcuk çiçeklerimizi de yerleştirdikten sonra şimdi ben bütün çevresini lila ile kapatmak istiyorum. Aynı tekniğimizi uygulayarak başlangıçta bir kapalı fıstık, iki açık. Sizlerde şimdi birlikte tekrar başlarız yıldız tekniğimizle. Başlangıç noktamıza kadar lilamızı örüp beyazımı koparıyorum. Tek renk üzeri devam ediyorum. Beyazımızı koparıp arkaya sabitleyelim. Artık tek renk üzeri örmeye devam edelim. Artık sona iyice yaklaştık. Bütün renklerimizi bıraktık dilerseniz beyazla dilerseniz bu kullandığınız renginizle nasıl içinize sinerse o şekilde tercihinizi yapın. Bir tane kapalı yaptık. Hemen üzerine açık. Hemen dibine 1 2 3. Bir ileriye 1 2 ve 3. 3 tane aynı anda çekiyorum. Ve kapatıyorum bir tane zincir. Bir tepeye 2 ve 3 hemen dibine 2 3 üç, üçer üçer alıyoruz en sona kadar. En son 2 defa fıstığımızı alarak kapatıyoruz. başa dibe ileriye şeklinde Tabii e, yarım almayalım iplerimizi eğer aldıysak hemen yolu yakınken dönelim uça doğru gelelim üçer üçer alarak dilimimin sonuna kadar geldim bakınız dilimimin sonunu yine üç tane aldım kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum ve en son şuradaki görmüş olduğumuz yere hemen iki tane daha açık fıstığımızı yapıyoruz bir tepesine bir dibine ve bu şekilde yana artışımızı da sağlamış oluyoruz. 1 2 3 diğer dilimime geçmeye hazırım. Evet bu şekilde bütün dilimlerimizi kapatalım. Evet lifimiz istediğimiz büyüklüğe gelene kadar ördük. Epeyce kocaman bir lifimiz var. Şimdi kenarını birlikte tığlayarak lifimizi tamamlamış olalım. Başlangıç noktamıza gelerek beyaz ipimizle batıyoruz. Tabi dilediğiniz renkte de yapabilirsiniz. Ve bir tane fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tane fıstığımı yaptıktan sonra yine çekiyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen dibine batıyorum. Bakın 3 zincirle dibine indim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Diğer gözün üzerine geliyorum ve tekrar buradan 1 2 3 kapatıyorum. 1 2 3 tane zincirle dibine iniyorum. 1 2 3 zincirle bir ileriye geçiyorum ve buradan ilmeğimi uzatarak fıstığımı yapmaya başlıyorum 1 2 3 kapatıyorum 3 zincirimi çekiyorum 1 2 3 dibine batıyorum tekrar 1 2 3 Dilerseniz bu kadar sık değil daha da açabilirsiniz şuraya battıktan sonra 3 tane zinciri bir 3 tane daha zincir çekerek diğerine batıp buradan da yani aralıklı olarak dolgularımızı da yapabilirsiniz dilerseniz. Şu şekilde. Tamamen zevkinize uygun hangisini tercih ederseniz ya bu kadar arayla ya bu kadar sıklıkla hepsini yaparsanız bu kadar sık, aralıklı yaparsanız bu kadar. Her ikisi de gayet güzel durmakta. Hangisi içinize sinerse ya da ipinizin durumuna göre örmenizi tavsiye ederim. Şimdi sıramızı tamamlayarak bitirelim. Evet arkadaşlar, bütün fıstıklarımızı teker teker çalıştık ve kenarımızı bu şekilde tamamladık. Lifimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Evet, yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.